Ya biz niye çıkmıyor Atakan sana bir şey soracağım ya. İzin verirsen. Emre. Hep Emre çıksın abi, diye. tabii ki. Moderatör sensin. Starfield'a. <laughs> şey. E, şimdi. Yusuf. E, bana göre şahsi fikrimi söylüyorum. Şimdi e, Yusuf e, Survivor başladığından itibaren benim için hani favori isimlerden biriydi. Seda mesela benim için favori isimlerden biri olabilir, Hikmet favori isimlerden biri olabilir, Bora olabilir. Benim gözümdeki favori isimler bunlardı. Ee, onların bir alt kategorisi diyeyim yani daha az favori olanlar içinde de mesela Okay olabilir, Sen vardın, ee, şey vardı, Emre olabilir filan falan. Şimdi e, Yusuf'u saymıyorum. Üç üçlüye çıktınız ya. Yusuf bana göre taplardaydı. Şimdi sen Emre mesela neden tap abi efendim neye göre tap neye göre tap ee, şuna göre tap Yusuf e, ilk geldiği günden beri e, oyunlarda olsun performansıyla olsun e, tavırlarıyla olsun benim gözümde bir tap oldu neden derken yani, yani performansı hep burada mıydı abi? Yusuf'un Yusuf mu? Ha. Yani çok 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 zirveye çıktığı günler olmayabilir ama yine de benim için buradaydı. Ama hep orada kalmadı abi. Baktığımız zaman kaç tane dokunulmazlık oyunda dört tane beş tane oyunda sıfır çektiğini biliyorum ben Yusuf. Ama benim sorum sana Yusuf'la ilgili. Değil. Şimdi Yusuf'tan geldim de sorum şu sana. Esas Can Alıcı sorum şu. Yani... Emre Emre tabii ki iyi bir çocuktur. İyi bir yarışmacıdır. İlerleyen ilerleyen güne de daha da iyi olabilir. Ama Emre ile Atakan dersen yani bana Emre Atakan dersen ne Emre Atakan'ı süper geçer ne Atakan Emre'yi süper geçer. Kafa kafaya gidebilirsiniz diye düşünüyorum. E, hem yarışlarda hem realitelerde hem tarzınızda falan diyelim. Sen aynaya baktığın zaman Emre seni neden geçti kardeşim? Aynaya baktığın zaman Atakan olarak Emre'ye ben nasıl oylarda altında kaldım Emre'nin? Ne dedin aynaya baktığın zaman? Biz de bunu paylaşmanı rica ediyorum. Ee, hiçbir şekilde isyan edemem. Bu Türk halkının takdiri. Onlar nasıl uygun gördüyse ya sonuç oldu yani. Yani bunu diyecek fazla bir cümle. Türk halkının yok. kararı o, saygılıyız hepimiz. Neden Sen bu Atakan olarak söylüyor? Türk halkının kararına hepimiz saygılıyız zaten. Yapacak <laughs> yok. Halk karar veriyor. Sen kendin aynaya gittin. Kafanı yastığa koydun. Öz Ya Atakan ben Survivor'a geldim. Emre ne yaptım da ben Emre geldi. Emre e, ilk baştan mı başladı değil mi? Hayır. hayır. hayır sonradan, sonradan geldi. Geçen sene de bir sonradan gelmişti. Evet, Kafam evet, karıştı. Evet, Yine sonradan geldi sonradan Sen geldim. önce gittin Emre'den. Hı. Tamam. Şimdi Emre geldi. Ben ne yaptım da bu Emre geldi? Türk halkının gözünde beni geçti. Çünkü senin de ben bakıyorum, sokağa çıkıyorum mesela. Atakan diye bağırıyorlar. Özellikle kızlar. Müthiş Atakan da. falan diye bağırıyorlar. Ha hani böyle şeydi o ne o? Iı, Tarkan. Tarkan değil. Meşhur biber. Ne biber? Biraz biber. <laughs> Aa filan diyor. Sana da öyle bağırıyorlar. Sana da bağırıyorlar da oyda bağırmadılar. Oylarda niye bağırmadılar? Atakan yani onu bana anlat. Niye sana oylarda bağırmadılar da? Normalde bağırıyorlar da oylarda bağırmadılar. Emre'ye daha çok bağırdılar. Bunu. Ki önceki potalardan <laughs> çıkmış bir bahsediyoruz. Bunu bahsediyor ne düşünüyorsun? Yani nerede? Hani bir şarkı var. Allah'ım ben nerede yanlış ya. yaptım? Nerede yanlış yaptım? Ee, konuşuyoruz kardeş konuş şöyle bir sürü neden olabilir bireysel bir düşüncem yok bir sürü neden olabilir şablona baktığımız zaman birinci sebepler şöyle bir sebep olabilir SMS'e yorulmuş olabilirler çünkü daha önce birkaç kere potaya çıktım nasıl olsa Atakan oy alacaktır düşüncesine girmiş olanlar oluyor. ya bilemiyorum şimdi bir sürü neden olabilir bireysel bir hiçbir şekilde düşüncem yok Emre'ye nasıl geçildiğini hiç düşünmedim mesela ilk defa senden aldım bu soruyu abi ee, son zamanlarda Emre dersini iyi bir çalışmıştı, iyi çalışıp gelmiş. Yani orada güzel kuruyordu. Son zamanlarda birkaç toplarına düş, topuna düştüm. Bu araba durumu. Evet abi. Yetenmiş. Yani kesinlikle onda, hiç, yani fikrim hiçbir zaman değişmeyecek. Ee, ikinci neden e, şartlardan dolayı verdiğim gerginlik ve yorgunluk hissiyatı psikolojik olarak yorulduğumu gördü diye düşünüyorum hak O olabilir. Üçüncü neden de e, Yusuf'la olan ilişkim bozulduğu için diye düşünüyorum. Olabilir. Yani bu nedenlerden bir tanesinden dolayı veya hepsi toplam birleşip He. belki ortak destekçileriniz şunu, şunu vardı. Şunu mu demek istiyorsun? Yanlış mı anlıyorum? Şimdi Yusuf'la biz kankaydık, Yusuf'la ilişkin bozulunca Yusufçular Emre'ye mi oy attı? Bilemem abi. yani ben yani belki o, o, beni sevenler, o, o da beni sevenler Yusuf'la da arası bozuldu veya ne bileyim ee... Çocuk yoruluyor psikolojik olarak çıktı onu kurtaralım buradan o yatmayalım demişti. Ama zaten o. Yusuf da potadaydı. Öyle bir durum da var. Ya Yusuf zaten beni yazsaydı yine potadaydı. Yani bu buna bir konu bu konuya bir açıklık getireyim ben. He onu bir, o, ya, o da enteresan evet onu da... yani bir bu kişi burada kendini şey yaptı. Hani ben kendimi kardeşim için ateşe attım. Atar zaten. Yani benim benim gözüm kanadığında benim de gözüm kanasın diye isyan ediyordu yani ben yani benle acıyı çekiyordu ve ben, ben sakatlandığımda beni en çok destekleyen oydu. Hani ayağımla ilgileniyordu, masaj yapıyordu, buzumu tutuyordu. Ne bileyim, pirincimi yediriyordu. Kokonatım sen kalkma ayağa, kokonatını ben kırarım. Ya biz böyle, Biz çok farklıydık. Ama ama bir aması var. <laughs> bir ama, bir aması ama yani. bir, dün de Amasını, ama. amasını, abi. amasını, 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 bilmiyorum abi. Yani son bir ayı gerçekten algılayamıyorum. E Ve, sen Yusuf'a karşı bir kırgınlığın var. Var. Onun da bana var. Ve benim de haksız olduğum bir sürü, neden var. Bir sürü çocuğa çıktım, bağırdım yalandan yere veya gerginliğimizden oradaki atmosferden bağırdım, çağırdım. Yani o hiç, mesela hiçbir arkadaş hayatımda arkadaşı yok. Yani Yusuf'un güvendiği arkadaşı yok. Ve Yusuf'a kimse bağıramaz yani hiç tahammülü yok. Birkaç kere beni alttan almışlığı var yani. Ama son olaylar gerçekten yanlış değil. Ya birbirimiz yaptığımız yanlış değil. Başka bir boyut yani. Ee, ne söylüyordum? Ee, konseyde ismini. Yani konseyde de, ismini söylediğinde benim doğrularım var. Ben bu doğrulardan vazgeçemem. Evet bu de olabilir Yusuf. Yani ben Atakan'ı yazmam düşüncesinde olabilir. Beni korumaya çalışmış da olabilir. Belki bilemem. Bunu çıktığında ona sorarım. Bana cevaplar ben ona inanırım. Ama orada yüce, kendini yüceltmesi, yüceltme, yüceltme, atma, yüceltmesi kesinlikle yanlıştı. Yanlış bir hareket. Ama yanlış hatırlamıyorsam ben, Bora ateşe attı kendini gereksiz yereden sonra böyle bir açıklama yaptı diye hatırlıyorum. Ama yanlış olmasın. Tabii. Şöyle bir şey var. Yani Yusuf kendinin hiçbir şekilde yazılmayacağını düşünüyor. Yani ama Dalaka'nın bir bir önceki konseyde Dalaka'nın konuşmasını insanlar izleyebilir. Dalaka Survivor'ın en güçlü yarışmacısı Emre diyor. Aynı şekilde Dimitra da böyle düşünüyor. Spiros zaten en yakın arkadaşı Emre. Yani baktığımız zaman Spiros, Dimitra ve Dalaka Yusuf yazacaktı yani veya beni beni yazacaklardı Yusuf çıksaydı. Ama ben çıktım benim karşıma Yusuf'u yazacaklardı. Emre'yi yazmayacaklardı. Yani sen bunun bir taktik olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Abi? Yani oradaki taktik o taktik olup olmadığını Yusuf bana söylerse inanırım. Bunu bilemem. Ama hayır, tamam. İna, Ama inan, inan, böyle bir şey, şey inan. Bir, bir şey inanmam. Bir Ama var. o yaptığı hareket, yani ben kardeşim için potaya girdim kendimi ateşe attım. Bu öyle bir şey yok. Öyle bir öyle bir şey yapmadı yani. Öyle Kendini bir şey bilerek ateşe. Ki öyle bir şey yapmadı. Ama yani. aslında söylediğin şeylerden biri şuydu. Dört e, ayım geçti. ben Atakan'ın ismini veremem. Sen de olsan sen de bence veremezsin. Bu, buna kabulüm. bu Buna kabulüm. Bu, bu düşüncesi doğru. Ben de aynı şekilde Yusuf'un ismini yazmam. Aynısını ben de düşünüyorum. Ama ben kardeşim için Emre'den özür diliyorum. Özür diliyorum. Yanlış bir cümle bir. İkincisi kendimi ateşe attım. Yanlış. Zaten ateşe girecektin yani.